kıymetli dostlar Kadıköy sokak takipçileri hepinizi selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun diyerek mi başlayayım bilmiyorum. Ama cumanız mübarek olsun tabii ki. 14 Temmuz 2023. Sağ avucum kaşınıyor. Niye kaşınıyor? Çünkü ben artık Fenerbahçe'nin kasasına biraz daha para gireceğini hissediyorum arkadaşlar. Sol avucum da kaşınıyor. Niye? Transfer yapacağız diye. Şimdi önce konu dışlarından başlayalım. Luis Nani Adana Demirspor'daymış. Dünden beri WhatsApp grubundaki arkadaşlar kafamı, beynimi ütüledi. Niye alıyor adamlar? Adamların Nani'yi çekiyor, biz kimi çekiyoruz falan filan. Ya siz e, hani Beşiktaşlılar için tinerci falan diyoruz. Fenerbahçe taraftarı daha başka bir seviye. Yani tinerciden de öte bir seviye. Ulan 17 Kasım 86 doğumlu adam 36 yaşında. Lan biz alsak 500 bin euro piyasa değeri var. Ala ala bunu mu aldınız? Şöyle böyle Dediğiniz futbolcu. Ulan Adana Demirspor alınca yani yere göğe sığdıramıyorsunuz. Ben çözemiyorum ya. Vallahi ben çözemiyorum ya. Bizim Nani'de en büyük salaklığımız neydi biliyor musunuz? 6 milyon euroya alıp serbest kalma maddesine 8,5 koydurmamızdı. İkinci büyük salaklığımız Nani ve Pampersi'ye 25 milyon dolar Çin'den o dönem teklif geldiğinde Aziz Yıldırım'ın kabul etmemesiydi. İki salaklığımız var aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Salaklık demişken Galatasaray e şey pardon aklıma gelmişken Galatasaray Angelino transferinin detaylarını açıklamış. Kiralama ücreti 1.5 milyon euro. Güzel. Ucuz bu kalitede bir futbolcu. Ya. Satın alma opsiyonu 6 milyon euro. Bedava. Maaş 2.3 milyon euro. Maaş skalasını bütçesini aşmamış mı ya? Yani Silimanski 15 kere rahatsız edip ki menajerlik menajerik şirketi Unidos demiş ki Galatasaray'la görüştük tesislerini gezdik ancak Simanski sıcak bakmadı. Simanski sıcak bakmadı. Fenerbahçe ile anlaştık ve Erden Timur imza törenimizde menajerimizi 15 kere arayıp transferden vazgeçirmeye çalıştı. Bu kesinlikle saygısızlık demiş. Bu başka bir şeylik. Yani bu doğruysa bu başka bir şeylik. Yani i̇mza töreninde caydırmaya çalışma bu başka bir şeylik. Ben bu Angelino konusunda söylüyorum. İnşallah kalbime doğan olur. İnşallah çok büyük bir şey saplamışlardır. Çünkü bu işin içinde bir bit yeni var gibi geliyor bana. Bu kadar ucuz olması yani bu kadar ucuz olmasında bir bit yeni var arkadaşlar. Harbi söylüyorum bir bit yeni var. Ha şunu da söyleyeyim. Caner Erkin Başakşehir'deyken 10-12 tane asist falan yaptı. Hatta Başakşehir'le sözleşmesi feshetti. Orada asist kralıydı. Herhalde ligde asist kralı bitirmeye falan gelmişti. Ama bilmiyorum. Ya bir, bir bit yeni var gibi. Bizim Samat'ta da yediğimiz kazığını inşallah beterine yerler. Belli 2023-2024 sezonu fixtür 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da çekilecekmiş. Herhalde bekledikleri kişiler gelmiş federasyonun. Federasyon demişken lale orta görevimi bırakıyorum ve herkesten helallik istiyorum. Tüm taraftarlar, takımlar lütfen bana hakkını helal etsin demiş. Haram zehir zıkkım olsun. Kim Galatasaray'ı şampiyon yaptırdıysa Allah bin belasını versin. Kim Fenerbahçe'nin elinden şampiyonluğunu çaldıysa Allah bin belasını versin. Yanlış transferlerle Ali Koç yaptıysa onun da Allah belasını versin. Hakem hatalarıyla, hakemler, federasyon, MHK çalışan Allah onların da belasını versin. Tamam. Yani hiç kimseye hakkımız helal değil. Hiç kimseye değil. Ne derseniz deyin. Burak İnce, Slask, Burak ile sözleşme imzalamış. Bu arkadaş hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın falan almak istediği, altın ordudan Avrupa'ya gitmişti. Oradan sözleşmesi bitmişti ya da feshedilmişti. Almak istediği koculardan biriydi ama yurt dışı yapmış. Jorge Jesus'un Al Hilal takımı Al Hilal Lazio'dan Sergi Milinkovic-Savic'i 40 milyon euro karşılığında kadroya dahil etmiş. Görüyorsunuz yani yaralı parmağı şey yapmıyor arkadaşımız. Alsana lan bizden Rossi'yi. Alsana 40-50 milyon euroya. Alsana 40-50 de değil. 12 istiyoruz. Şimdi Rossi demişken aklıma geldi benim ya. MLS ekibi Atlanta United Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ile ilgileniyor demiş Yağız Sabuncuoğlu. Atlanta United. Çok güzel. Amerika'da bir para verebilirler yani sıkıntı değil. Amerika'nın Amerika takımlarının parası bol ama ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Real Betis'e odaklanın. Real Betis takımına odaklanın. Tamam mı? Rossi konusunda Real Betis'e odaklanın. Flamengo'ya odaklanın. İki takıma iyi odaklanın. Bir ara bize yazılan Hani Fenerbahçe'nin transfer gündeminde falan denilen Artur Melo Artur Melo kadro dışı bırakılmış. Juventus'ta 15 milyon euro piyasa değeri var. Merkez orta saha oyuncusu. 1.72 boyunda Brezilya milli takımının 22 kez formasını giymiş. Yani Juventus 80.6'ya alıp Liverpool'a 4.5'a kiralayıp oyuncudan artık yılmış durumda. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi tam zamanı. Şimdi tam zamanı. Bak Artur Melo konusunda. Şimdi tam zamanı. Ne dediğimi anlamıyorsunuz. Anlayacağınızı çok düşünmüyorum. Ee, ama şunu söyleyeyim. Şimdi tam zamanı. Ali Koç, Selahattin Baki, Mario Branco. Şimdi tam zamanı. Biliyorum farklı 8 numaraların üstünde çalışıyorsunuz. Bu çocuğu alın. Tutmazsa günahı vebali benim boynuma. Herkes bana kızsın. Ama şimdi tam zamanı. Yani artık yani tam zamanı. Ben söyleyeyim. Renato Sanchez ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a yar olmayan futbolcu. Daha önce size dediğim gibi Roma'ya gidecek demiştim. Hala da duyumun arkasında hatta Roma ile imzalamak üzere diye yurt dışı basındakiler de konuşuyorlar. Ama yani e, ne bize ne onlara yar olacak olmasın da. Şu 15 kere imza töreninde 15 kere arama işi doğruysa gerçekten bu kadar mide bulandırıcı bir takım olamaz. Dünyada olamaz. Çok iğrenç bir durum. Ya kardeşim almak istemişsin alamamışsın. Ya Fenerbahçe senden daha fazla para vermiş ya da ne bileyim ikna etmiş oyuncuyu ki Fenerbahçe'nin fazla para vermesine gerek yok. Şampiyon yapıldın, iteklendin, kaktırıldın, offside'ımsılar. 35 maç boyunca çıkmayan sarı kart Kerem Akdürkoğlu'na Öbürlerine hani rakibi gebertseler de çıkmayan kırmızıyı geçtim. Sarı bile çıkmaması falan. Ya bunlar herkes biliyor. Herkesin bildiği gerçekler. Ama Galatasaraylılara bunu itiraf ettiremezsiniz. Ne zaman itiraf ederler biliyor musunuz? Bir sonraki sene başka bir takım hakemlerce şampiyon yapılır. Bu sefer derler ki bak şu takım hakemlerle şampiyon yapıldı. Sen de dersin ki iyi de geçen sene sana yapılmadı mı dersin. Derler ki ya yapıldı ama bu kadar çok değildi. Derler. Siz oradan anlarsınız. Kendilerinin de farkında olduğunu. Ama şu başka bir şey. Yani ben bunun adını söylemek istemiyorum. Bu başka bir şey. Yine aynı şekilde Erden Timur için ben bir sohbet odasında gördüm. Birileri FETÖ'cü FETÖ falan demiş. Arkadaşlar Türkiye'de FETÖ'cü demek çok büyük bir suç bilginiz olsun. Yani karşınızdaki kişi sizi cortlatabilir. Ama şey demiş 1.65 boyundaki FETÖ'cü demiş. 1.65'e sevindiğinden dolayı dava etmeyebilir. Çünkü 1.59 falan boyu. Yani 1.65 6 santimetreden dolayı e, sevinip şey demeyebilir yani ama dikkat edin. Bak burada yorumlarınızı görüyorum. Birçok kişinin yorumlarını silmek zorunda kalıyoruz. Haberiniz olsun. Yenilir yutulur yorumlar değil. Ali Koç'a şuna buna bak bana yedin canınız sağ olsun. Ben engeller geçerim. Çok umursamam ama dikkat edin arkadaşlar. Yani dikkat edin. Kimseyle davalık olmayın, kimseyle soruşturmalık olmayın, kimseyle ara işte 3-5 milyar para verip de konuyu kapattırıcı olmayın. Ben bir kardeşiniz olarak size tavsiyede bulunuyorum. Fenerbahçe'miz yeni sezon hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yine çift antrenman. Umut Nahir ve Alexander Ciku takımla birlikte ilk saha çalışmalarını gerçekleştirdiler. Görev verilmesi halinde cumartesi günü Nefçi Bakü maçında da oynayabilirler. Umut Nair için güzel açıklamalar var. Ciku için çok hoşuma giden açıklamalar duydum. Sevindim açıkçası. Yani gerçekten sevindim. Güzel ifade etmişler. Mesela Ciku için şey diyorlar. Dörtlünün sol stoperi olarak oynar diyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Atilla Salahi benim gözümde miadını doldurdu. Benim gözümde Atilla Salahi doldurdu arkadaşlar. Yani beni yanlış anlamayın. Elbette sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama e, yani beni de seviyorsunuz ama ben burada hiç video çekmesem hiçbir şey izlemezsiniz. Yani Herkesin bir görevi var. Atilla Salai'nin görevi bitti. Miskin Accomplished. Bitti. Sonlandı. The End. Artık gitme vakti. Ve ben şunu söyleyeyim. Bak bu söyleyeceğimi iyi dinleyin. Hatta bir tane intro vererek söyleyeyim. Arkadaşlar Allah'tan bir mani gelmezse ben bazı isimlerin kesin gideceğini size söyleyeyim. Bak Allah'tan bir mani gelmesi. hem duyumlarım hem hissiyatım hepsini bir araya getirip söylüyorum. 1 Nazım Sangare. 2- e, Nazım Sangare'yi bu arada Göztepe almak istiyordu onu da konuşmuş. İki Gustavo Henrique. Gustavo Henrique'ye sürpriz bir teklif var Brezilya'dan. Hadi onu da ekleyeyim araya. 3 Cao Pedro. 4 Atilla Selay bu dört isimde yüzde yüz gideceğine inanıyorum arkadaşlar ve hem duyumlarım hem yorumlarım bu yönde. Bak, dört isim. Nazım, Gustavo Henrique, Ca ja Pedro. Bir de kimi söyledim ya? Bir de birini söyledim tekrar geriye alın dinleyin arkadaşlar. Atilla Selay, Atilla Selay. Ve Atilla Selay'den bir 14, 14 artı 2. Gustavo Henrique'den bir buçuk olabilir. Ca ja Pedro'dan da sürpriz. Ca ja Pedro'nun fiyatı çok sürpriz. Orada Kızıl Yıldız maçında ayağına darbe alan ve MR çekimine gönderilen cevap Pedro antrenmana katılmamış dün. Hani buna inanıyorsanız elimde satlık köprü var. Çok ucuza bırakırım. Çok uygun fiyata bırakırım. Transfer görüşmesi yaptığı için falan değil. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de dinlenmeleri için otelde bırakılmışlar. Ee, İrfan Can Kahveci yeteneğine ihanet eden, gelişim göstermeyen bir futbolcu. Aslında kötü niyetli bir adam olsam, biraz Fenerbahçe düşmanı olsam, hafif düşmanı olsam derim ki İrfancan kahveciye git. Git diye baskı yapın derim. Niye? Çünkü Acun Ilıcalı Hal City'yi almak için çok uğraştı. Gitmek istemedi. Eğer biraz Fenerbahçe düşmanı bir adam olsam sizi gazlarım. Hadi gönderin diye. Söyleyeyim. Rian Kent Fenerbahçe şey bazı Türkçe kelimeler öğrendim ama öğrendiklerim burada söyleyemem demiş. Ulan Mertak. Ulan Merto. Ulan Merto. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Değerli kardeşler. Fenerbahçe'de Galatasaray'a 100 yılın çalımı mı diyeyim? Tokadı mı diyeyim? Tekmesi mi diyeyim? Cimciklemesi mi diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum ama ortada bir olay var. Şimdi Fenerbahçe futbol A takımı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürüyor sürdürmeye. Ancak Galatasaray kendine yakışır bir şekilde transferlere salçı olup Fenerbahçe'nin transfer yapmasını engelleme çalışmalarına, çabalarına girmiş durumda. Ben şunu da anlamıyorum. Ben Fenerbahçe taraftarının Galatasaray övgüsünü de anlamıyorum. Gebermesini de anlamıyorum. Yani Galatasaray diye gebermenizi anlamıyorum. Ama hocam çok iyi transferler yaptılar. Ya bu kadar gebereceğinizi anlamıyorum ben. Anlam veremiyorum. Bak sevgili Cengiz abi de demiş ki bak Ceko Simanski Ceko almış Fenerbahçe. Zaha Bakovic, Kambi, Bekao peşine koşarken Galatasaray transferleri daha iyi diye öven Fenerbahçeli olsa bile kalitesiz o ile başlayan bir şey yazmış ama ne dediğimi ben çok şey yapamadım. Şimdi Zaha gelse Yıldız bir Livakovic gelse 2. Ekambi ve Kao edecek sana 4. Sana dört tane Yıldız. Ceko'yu almışsın 5. simanski almışsın 6. Ciku siz yıldız kabul etmeseniz de Galatasaray alsaydı yıldız ilan edeceğiniz için söylüyorum 7. 7 tane çok iyi futbolcu almış oluyor Fenerbahçe. Umut Nayır bak dahil etmiyorum. Beğenmiyorsunuz. İrfan Can Eyribahat, Beğenmiyorsunuz. Ya 7 tane A plus futbolcu almış bir Fenerbahçe ama sizin ağzınızda hep Galatasaray. Ya ben daha da abartayım. Pekao yerine Davinson Sanchez alayım. Orta sahaya Dominguez alayım. Bak Livakovic 1. Davinson, Davinson Sanchez 2. Dominguez 3. Zaha'yı alayım. 4. Sağda Orsolini alayım. 5. Mert Müldür zaten alacağım. 6. E, Ceko'yu almışsın. 7. Simanski 8. Ciku'yu almışsın. 9. 9 tane Fenerbahçe seviyesinde diyebileceğimiz oyuncu. 9 tane bana kalırsa. Size kalırsa bilmiyorum. Orada Orsolini ile, ile de tam aşama kaydederken oyuncu sakatlanıp kampı yarıda bırakıyor. Fenerbahçe şanssızdı. Bak bu seviyede bir Fenerbahçe var karşınızda ama sizin derdiniz tasanız aklınız fikriniz Galatasaray'ın yaptıkları, Galatasaray'ın yapamadıkları. Ya bu kadar Galatasaraylı olmayın. Biraz Fenerbahçeli olun. İyi de hocam bak. Sen bilmiyorsun bu işi. Biz Ali Koç'u gazlamaya çalışıyoruz diyor. Ali Koç'u gazlamaya çalışıyorsanız sosyal medyada şunu söyleyin. Sosyal medyada şunu söyleyin. Ceko transferini alkışlıyoruz. Çok güzel. Ceko gibi 5-6 tane daha isim istiyoruz. Simanski. Lan gelene kadar hepiniz övdünüz. Geldikten sonra bak Galatasaray konuşurken anlaşma aşamasındayken öven arkadaşlar var. Fenerbahçe imza altında yorumda gördüm dün şey diyor içimden bir ses kötü çıkacağını söylüyor diyor. Lan Galatasaray'la konuşurken yerin dibine yani Fenerbahçe başkanını yerin dibine soktunuz Galatasaray'ın transferi diye havalara uçurdunuz. Süper star muhteşem ilan ettiniz. Fenerbahçe'ye gelince çöplüyorsunuz. Çok net bir soru sorayım. Karaktersiz misiniz? Haysiyetsiz misiniz? Ya bir futbolcu Galatasaray'la anılıyorken yıldız ama Fenerbahçe'ye geldiği zaman çöp ya da içimden bir ses tutmayacak diyor diyorsanız karakterinizi bir sorgulayın. Ciddi ciddi karakterinizi, haysiyetinizi bir sorgulayın. Ya Ali Koç'u ben de beğenmiyorum. Ben de Ali Koç başarısız diyorum. Ben de Ali Koç ağzıyla kuş tutsam Yine içim atmıyor. Benim de aynı şekilde. Konferans, Süper Kupa, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanırsa ancak o zaman içim yumuşar. Al işte. Kazanabilirsin. Zaha, Bakovic, Davinson Sanchez, Dominguez, Orsolini, Mert Müldür. Getirdiklerinde zaten ortada. Sat gitsin Salahi, satça Pedro'yu, bana ne? Kaçı kaç kuruş? Zayt. Ya Zayt kim ya? Dominguez'de kıyasladığın zaman Zayt kaç kuruştuk golcü? Çağatlayalım ya. Ya geçen sene sağ stoperinde Serdar Aziz Samet Akaydın oynattın. Gustavo Henrique oynattın. Millet dinden imandan çıktı. Üçünü topla Davinson Sanchez'i koy. Daha ağır basar yine Sanchez. Böyle bir isim. Sağ kanadında kimin oynayacağı sürprizdi. Ulan en son Arda Güler'i oynattık. Düşünün. On numara pozisyondaki çocuğu oynattık. Orsolini çağ atlar. Orsolini Emre Mor yeter. Arkasında Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür yeter. Ya da Mert Müldür sağ bekecek, Ferdi sol bekecek. İki tane Türk'ünü hallettin. Kalede de Altay, e, İrfan. Üç tane Türk'ün hazır. Oy Davison Sanchez, Ciko stoper attı. Koy orta sahaya abi. Dominguez'i, Crespo'yu, e, Simanski'yi koy. Üç. sağ Orsolini'yi, sola Zaha'yı. Koy forvete çek koy Türk eriği gibi oyna. Ha hocam Crespo olmaz. Olmaz ben de farkındayım. Parades alalım. Fenerbahçe'den Parades hamlesi. Galatasaray'ın transfer ettiği uğraştığı Leandro Parades için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Sadece devreye girmedik. Başka yerlere de girdik. Daha sapık sapık düşünmeyin ya. Adamla konuştuk yani yüz yüze konuştuk. Yeni sezon için iddialı bir kadro okumak isteyen Fenerbahçe flash bir isim için harekete geçti. A Spor'un haberine göre A Spor'u çok önemsemeyin. Habere göre Fenerbahçe'nin teklifi Galatasaray'dan yüksek. Galatasaray'ın oyuncu ve Paris Saint Germain'le prensipte anlaştığı ancak Parades'in gelen teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği söylenmişti. 29 Haziran 94 yılında San Justo Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors'ta başladı ki sarılığa civert de aşina bir futbolcu. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit St. Petersburg ve Paris Saint Germain kulüplerinde oynadı. oynadı. 1.80 boyundaki yıldız isim orta sahada görev alıyor. Şimdi Fenerbahçe Paris Saint Germain'den Leandro Parades için kulübü oyuncu tarafına resmi teklifini iletmiş. 7 milyon euro bon servis. Oyuncuya 4 milyon euro maaş 2 artı 1 yıllık da sözleşme teklif etmiş. Yani sosyal medyadaki bir sayfanın şeyi. Şimdi sen Simanski'ye 15 kere ararsan paradesi sana aldırtmazlar. Ya ben şunu da anlamıyorum. Türk basınının sadece Galatasaray'a yazmasını da anlamıyorum. bu adamın adı bakın sosyal medyaya, yurt dışı medyasına. Fenerbahçe de adanılıyor. 6 milyon euro teklif etmiş Galatasaray. Oyuncuya da yıllık 3 teklif etmiş. Fenerbahçe'de 7'ye 4 teklif etmiş. İşte bu şartlarda kimi şey yapacak? Ben şunu söyleyeyim mi? Galatasaray'lar kafayı yer, psikolojik olarak çökerler, çöküntüye giderler. Çünkü onlar zaten çökmek için yer arıyorlar. Çökmek için yer arıyorlar. Hocam bu kadar önemli bir futbolcu. Allah'ını seversen. Ya bu kadar önemli bir futbolcu mu? Ben çok yorum yapamayacağım. Yani çok çok yorum yapamam. Ha Nicolas Dominguez hakkında şunu söyleyeyim. 17 milyon euro, yaşı daha 25, önünde çok güzel bir gelecek var. Şimdi şöyle bir orta saha kurarım diyorsan Kolas Dominguez tamam mı? Ee, Parades Dominguez, Şimanski'li bir orta saha kurarım diyorsan millet seni zaten ayakta alkışlar. Millet senin fanatiğin olur. Millet sana aşık olur. Düşünsene. Parades 12 milyon euro transfer market. Dominguez 17 milyon euro. Şimanski 18 milyon euro. Fenerbahçe orta sahası 47 milyon euroya dönüşür. Ki biz en büyük sıkıntıyı buradan yaşıyorduk. Bu arada Dominguez Arjantin milli takımının oyuncusu 11 kez oynamış. Arades Arjantin milli takımının oyuncusu 54 kez oynamış. Vallahi becerebileceğimizi zannetmiyorum. iki futbolcuyu Birini becerebilir miyiz? Birini becerebiliriz. Hocam ikisinden biri kesin alınacak deseler. Hangisi? Ben Dominguez'i tercih ederim. İkisinden biri kesin alınacak deseler. Ben Dominguez'i tercih ederim. Bilmiyorum. Belki size tuhaf, saçma gelebilir ama ben Dominguez'i tercih ederim. İkisinden biri alınacak olsa. Belki bende biraz yaş fetişisti var. Fetişizmi var. Yani yaş daha genç olduğunu daha hoşuma gidiyor. Biri 29 yaşında birisi 25 yaşında ama hani biri 29 Haziran biri 28 Haziran doğumlu. Aralarında 4 yaş var. Ben bunu tercih ederim. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray'a 100 yılın çalımını atmak üzere ama Dominguez'de ama Paradez'de Şimdi ağlayabilirler. Şimdi sosyal medyada algı yapabilirler. Şimdi sosyal medyada saçmalayabilirler. İşte Fenerbahçe parayı basıyor da falan filan diyebilirler. Kendi bilecekleri iş. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni ve abone olmayı çok görmezsiniz umarım. Görüşmek üzere.